Tüm oyun severlere Doğayla kanalından merhaba. 2023'ün merakla beklenen oyunlarından Diablo 4'ün çıkmasına sayılı günler kaldı ve çoğunuz artık oyunu satın alıp almama konusunda kararlarınızı vermişsinizdir. Bu videomuz ise parasıyla helalleşip oyunu satın almaya karar vermiş oyuncular için. Karar verdik zaten, bu video ne işimize yarayacak diyebilirsiniz doğal olarak. Ancak şöyle bir durum var, oyun farklı sürümler ile karşımıza çıkıyor. Madem en az 1200 Türk lirası vermeyi göze aldık, gidip de yanlış sürümünü alıp pişman olmayalım diye düşünebilirsiniz. İşte bu videoda amacım bu yolda sizlere kılavuzluk etmek. Umarım video sonunda bu kararınıza yardımcı olabilirim ve sizlerden beğeni alırım diyerek videomuza başlayalım. Öncelikle oyunu satın almaya karar verdiğimi açıklayarak söze başlayayım. Önceki videomu izlerseniz sağ üst köşeden bu konuda kararsız olduğumu söylemiştim. Ancak özellikle de kanal izleyicilerinden gelen yoğun talep ve eşimin ve çocuklarımın da oyunu oynayacak olması benim için bu kararda önemli etkenler oldu. Özetle oyunla ilgili içerikleri kanal Duelo'da düzenli olarak izleyebileceksiniz. İçerik detayları ile ilgili videonun son kısmında konuşacağım. Aşağıdan kaydırabilirsiniz ilgili kısma. Şu aşamada ben de bu videonun konusuna paralel olarak hangi sürümü alayım konusunu düşünme sürecindeyim açıkçası. O nedenle sizleri de bir nevi bu iç hesaplaşmama dahil ediyorum. Diablo 4 bize 3 fiyat seçeneği ile geliyor. Ancak bu seçime girmeden önce bazı oyuncular için platform seçimi de önemli olabilir. Örneğin hem bilgisayarınız hem konsolunuz var. Acaba hangisinde satın almak lazım ya da hangisinde daha uygun? Gönül isterdi ki Battle.net hesabından oyunu satın aldıktan sonra her platform ile oynayabilelim. Ancak maalesef Blizzard buna izin vermiyor. Aynı karakteri taşımamız mümkün ancak her platformda ayrı ayrı satın almamız şartıyla. Yani Xbox için Microsoft, PlayStation için de Sony dükkanından satın almanız gerekiyor. Bu da şüphesiz ciddi masraf. Bu durumda seçimimiz hangisi olmalı? Benim tavsiyem daha iyi özelliklere sahip cihazı tercih etmeniz. Örneğin iyi bir grafik kartına sahip iseniz PlayStation 5 yerine bilgisayarda oynamak görsel açıdan sizi daha tatmin edecektir. Ancak burada bilmeniz gereken bir detay var. O da konsollarda oyunu iki kişi aynı ekranda oynayabilirken bunu yapmak maalesef PC bilgisayarlarında mümkün değil. Her nedense oyunu kodlarken bunu düşünmemişler ya da belki kasıtlı karar olarak yapmamışlar. Halbuki birçok bilgisayardaki oyun co-op aynı ekrandan oynanabiliyor. Gerçekten üzücü bu şekilde tasarlanmamış olmaması. Yani evde siz de bu oyunu beraber oynayacak sevdikleriniz varsa aynı ekranda bu durumda konsol daha doğru bir seçim oluyor. Kendimden örnek vereyim. Ben açıkçası tek ekranda eşimle veya çocuklarımla bu oyunu oynamak isterdim. Ancak maalesef PlayStation 5 sahibi değilim, PlayStation 4 var. Gidip PlayStation 4'te de satın almak istemedim. Daha düşük grafiklerle oynamak istemiyorum elimde daha iyi bir bilgisayar varken. Bu durumda maalesef ayrı ayrı zamanlarda oynamak zorunda kalacağız bilgisayarı elden ele geçirerek. Bu lafı daha fazla uzatmadan esas konumuza gelelim. Hangi sürümü almamız lazım? Çünkü yani böyle bir ikileminiz yoksa bu sorunlarla zaten karşı karşıya kalmayacaksınız. Ama bu özellikle tek ekran co-op olayını belirtmem gerekiyordu. Evet, şimdi Battle.net ekranına geçelim ve seçeneklerimizi beraberce inceleyelim. Diablo 4'ün ilk seçeneği 1200 Türk lirası olan Standard Edition diye geçmekte gördüğünüz gibi 1199 pardon. bu standart sürümde neler var? Öncelikle ona bakalım. Diablo 4 kendisi standart düz oyun bulunmakta. Bunun haricinde Lightbearer Mount adı verilen oyunda kullanabileceğiniz binek hayvan at bulunmakta. Bu at biraz daha oyunda ilerledikten sonra sizin erişiminize açılıyor. Oyunun hemen başında verirsiniz çünkü özellikle dünyada gitmeniz çok kolaylaşacak. O nedenle ilerlemek gerekiyor. Bu nereye kadar ilerleniyor açıkçası ben beta'da denk gelmedim. Açık beta'da. Ancak şu an oyunu test eden inceleyiciler oyunu bitirdiler. Ama onların da bu arada ilerlemesi silinecek. Ama oldukça ileride açıldığını söylüyorlar. Neticede oyun zaten size at verecek. Bu anladığım kadarıyla sadece farklı renge sahip bir at. Ama sonuçta her satın alan alıyor diyeceğim. Ama burada bir dipnot düşelim. Önceden alırsanız. Yani bu da önemli. Eğer zaten kafaya koymuşsanız şu an beklemenin pek bir anlamı yok. 6 Haziran'da çıkıyor. 6 Haziran'dan önce alırsanız en azından şu bonussuz itemları alırsınız. Özetle değişik renkli bir atınız olacak. Ekranda da gördüğünüz gibi. Ardından diğer Blizzard oyunları için bonus bir takım hediyeler var.
Diablo 3 için Inarius Wings ve Inarius Murloc adlı işte evcil hayvan varmış. Diablo 3 halen oynuyorsanız tabii güzel bir şey. World of Warcraft oyununa meraklıysanız Analogum of Rage Mount adlı yine bir başka binek hayvanı var. World of Warcraft tecrübem yok. Ancak sonuçta böyle şeyler MMORPG'lerde seviliyor. Diablo Immortal'ı oynadım. Ancak bir süre sonra oynadıktan sonra sildim. Çünkü yani çok fazlasıyla pay to win sistemine dayalı olduğu için protesto amacıyla devam etmedim oyunu. Aslında çok kötü değildi. Her neyse bu oyunu oynuyorsanız eğer burada da Umberwing Darkness kozmetik seti bulunuyor. Bu da kozmetik tamamen. Özetle yani bir yandan kendi diğer oyunlarına besleme yapıyorlar. Bunun haricinde bir şey yok. Özetlersek Diablo 4 açısından oyunun kendisi artı bu at bulunuyor. Diğerleri ıvır zıvır açıkçası. Bir sonraki şeye geçelim. Deluxe Edition'a. 1539-1540 lira. Gördüğünüz gibi bir sonraki de 1700 lira. Böyle tam ortada değil. Açıkçası son kısma daha çok dayanıyor. Digital Deluxe Edition'da ne var? Şimdi bu saydıklarımız şüphesiz var. Buna ek olarak. En önemli bileşen bu açıkçası. 4 gün en önemli demeyeyim ama en önemli 2 bileşenden bir tanesi desek daha iyi. 4 gün erken oyuna erişim sağlıyorsunuz. Bu da ilginç bir tabii uygulama. Bazı kişi eleştirebilir bu ne yani sırf yani erken başlamak için para mı vereceğiz diye düşünebilir. Ancak bu tip tamamen online oyun ve bir anda aynı kişinin bağlandığı oyunlarda aslına bakarsanız fena değil bu uygulama. Sebebi Diablo 3'ün çıktığı zaman eğer hatırlıyorsanız tam bir fiyasko olmuştu. Kimse oynayamadı oyunu başta bir sürü sorunlarla karşılaştı. Daha sonra düzeldikten sonra tabii gayet başarılı bir oyun oldu ama çıkış süreci çok sancılı geçti. Açık beta'da benim düşündüğüm çok çok daha iyi performans verdi oyun. Yani bağlanma konusunda hiç sıkıntı demeyeyim ama düşündüğümden çok çok az sıkıntı yaşadım. Ancak bu sefer tam sürüm çıkıyor. Herkes aynı anda bağlanacak ve açık beta'daki oyuncu sayısıyla karşılaştırma yapmamız mümkün değil. Ama bir yandan uzun süredir firma bunun hazırlıklarını yapıyor. Yani Diablo 3'te edindiği hataları düzeltiyorlar gibi geliyor bana. O nedenle aşırı bir yüklenme beklemiyorum. Ama böyle ikiye demeyeyim ama bir kısım 4 gün önce oynayacağı için en azından o yoğunluktan kaçmış olacaklar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ya ben ilk gün herkesin bağlandığı gün bağlanmak istemem. 4 gün önceden bağlayayım rahat rahat oynayayım diye düşünebilirsiniz. Mantığı var. Bir başka tabii bakış açısı da şöyle olabilir. Oyunun ilk günlerinde muhakkak sıkıntılar olacak. Belki de bu ilk bağlananlarla beta tester gibi bunları çözümleyecekler beraber. Yani siz oyunu tam açıldığı gün başlarsanız belki sorunlar çözümlenebilir. Tabii bu biraz iyimser bakış açısı. Bu böyle olmayabilir şüphesiz. Ama her iki taraftan da durumu göstermeye çalıştım. Yani bir mantığı var erken almanın. Onun dışında çok sabırsızsınız, dayanamıyorsanız tabii ki alacaksınız yani. Burada ama sonuçta gördüğünüz gibi 340 lira gibi ekstra bir para veriyorsunuz. Ancak sadece bonus bundan ibaret değil. Bu 340 liranın hakkını verecek başka şeyler de var. Şöyle aşağı iniyoruz. Bu değil tabii ki ama Temptation Mount diye bir tane daha at veriyor. Bu da yine burada görselde gösteriyorum. Biraz böyle hani yıpranmış böyle ölü at şeyi var. Hani bu tarz stil sevenler hoşuna gidebilir ama bu da yine kozmetik. Aynı görevi görüyor mu? Görüyor. Ona da binip gidiyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Bir tane daha var. Hellborn Carapace Mount Armor. Pardon bu at değil. Bu şeyin at şeyi zırhı. Bu da kozmetik özetle. Ama esas değinmek istediğim o değil. Son kısım. O da Premium Seasonal Battle Pass Unlock. Şimdi burada bu konuya yabancı olanlar için çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Battle Pass nedir, sezon muhabbeti nedir diye. Ancak bununla ilgili detaylı önümüzdeki haftalarda video çekeceğim hatta sezon yaklaşırken de. Şimdi şöyle, yani MMORPG'lere eğer yabancıysanız özellikle bu tamamen size tuhaf bir konu gibi gelebilir. Bu tip oyunlarda sezon muhabbeti var. Belli sezonlarda oyuna yeni içerik ekleniyor. Herkes o içeriği tüketmekte. Bu içerik bir DLC kadar büyük olmuyor ama ekstra görevler oluyor. İşte temalı bir takım aktiviteler olmakta. Özetle oyunu banalleşmekten, standartlaşmaktan kurtarıyor bu tip içerikler ama bunlar genelde beraberinde para tuzağı da olmakta. Yani özellikle para harcamak isteyenler bu sezon boyunca bir takım ekstra şeyler para harcayabilir ama isterseniz tamamen free to play kalıp hiç para harcamayabilip aynı şartlarda devam edebilirsiniz oyuna. Bu sezon ya şimdi oyun sezonla açılmıyor. Temmuz'un ortasında ilk sezon açılacak. Yani bir yaklaşık 1,5 ay normal herkes oyunu oynayacak.
Sezon açılır açılmaz işte Battle Pass devreye giriyor. Battle Pass sisteminde siz ilerledikçe oyunda bir takım şeyler açılacak önünüzde. Itemlar ya da benzeri işte kozmetikler vesaireler. Özetle yani oyunda ilerlemenizi sağlayan bir sistem. Bu bedava. Yani bedava versiyonu var daha doğrusu. Birçok oyunda var bu arada, uygulama Diablo'ya özgü değil. Yani bir normal free battle pass'i var. Free season pass diyeyim diğer oyunlara kıyaslarsak. Bir de premium'u var. İşte bu paket premium'u veriyor. Premium'da ise daha fazla şey alıyorsunuz normal oyuncuya göre, bedava oynayan oyuncuya göre. Ancak burada Blizzard'ın, eğer yalan söylemiyorlarsa, tamamen verilen şeyler kozmetik amaçlı olacakmış. Yani oyunda size diğer oyunculara göre pek bir avantaj sağlamayacak. O zaman bu durumda kozmetik meraklısı değilseniz bu Battle Pass Premium bir şey ifade etmiyor açıkçası. Ve bir de şöyle bir durum var. Sadece bir sezonluk Battle Pass veriyor. Yani sezonlar 3 ayda bir tekrarlanacak. Yani o Temmuz ortasında ilk sezon başlıyor. 3 ay sonra ikinci sezon, 3 ay sonra 3. sezon şeklinde, artık kaç yıl gider bilmiyorum. Bu şekilde oluyor. Yine Path of Exile'da ve benzeri oyunlarda da aynı sistem bulunuyor. Diablo 3'te de onu getirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir sistem var. Siz sadece yani ilk sezonun Battle Pass'ini almaktasınız. Daha sonraki sezonlar yine premium alacaksınız. Şu an Türk lirası olarak fiyatını bilmiyorum ama Amerikan sisteminde 10 dolar olduğu söyleniyor. Yani 3 ayda bir 10 dolar vermenizi istiyor oyun. Özetle durum bu. Yani bu Digital Deluxe Edition'ı oynayanlar oyuna daha da meraklı, kozmetiğe meraklı kişiler olmalı. Ve aynı zamanda işte erken başlamak isteyenler olması gerekiyor. Ultimate Edition'a da bakalım. Ultimate Edition biraz daha pahalı, o da 1700. Bu da artık bence biraz şey, battı balık yan gider. Ulan verdik o kadar para, hepsini full vereyim, ne varsa oyunda göreyim. Bu mantığı süren kişiler için geçerli. Neden? Şimdi bu saydıklarımızın hepsi var. Burada Battle Pass'in 3. versiyonu var. Premium da değil, onun bir üstü. Accelerated Seasonal Battle Pass Unlock diyor. Hızlandırılmış sezon Battle Pass'i. Burada işte o bahsettiğim ilerleme de sizi 20 seviye öteye taşıyor. Yine burada birçok oyunda var bu sistem. O nedenle de ağır eleştirmeyin. Blizzard'ı hep yapıyorlar. Çünkü bu artık bir standart model haline dönüşmüş. Daha fazla para veren o sezon pass'inde daha ileriye gidebiliyor. Yani pay to win sistemi, ama burada çok fazla rekabetçi bir oyun değil Diablo. O nedenle hep kozmetik ağırlıklı olacaktır bunlar. Çok bir avantaj sağlayacağını düşünmüyorum. Yani son seçeneğin pek bir anlamı yok benim gözümde. Çok kozmetiğe meraklısanız, işte her şeyi almak istiyorum diyorsanız bu sizin için. Bu orta kısım birçok oyuncuya hitap ediyor aslında. Ve ben de bunu alıp almama konusunda biraz kararsızım. Şöyle bir durum var hani kişisel olarak. Hafta sonu biraz yoğun olacağım gibi. O nedenle alsam bile oynayamayacağım belki. O nedenle ben büyük ihtimalle bu Standard Edition olan 1200 TL'yi alacağım. Hani kişisel seçimim de benim bu yönde. Yani hakikaten de onlar şey olabilir yani, ne bileyim, şehir dışına gidiyorsanız hiçbir anlamı yok örneğin bunu almanın. Yani kişisel planlarınızın etkisi var şüphesiz. Ha tabii bunları yine istiyorum diyorsanız Seasonal Battle Pass'i, hani uygun olmasanız bile yine almayı tercih edebilirsiniz. Bu videoyu izliyorsanız eğer, büyük ihtimalle bu izlediğiniz günün gecesi açılacak. O nedenle bu kararı hemen vermeniz gerekiyor. Daha sonra izliyorsanız burada bazı söylediğim şeyler geçersiz olacak. Örneğin bazı şeyler önce almanız gerekiyor. Bunlar çünkü pre-purchase bonus itemları. Yani belki biraz geciktim bu video için ama yine olabildiğince taze, belki şu an karar vermek isteyenler olabilir. Onlara yardımcı olmak da amacım. Evet, videomuzun sonuna yaklaşırken sözü kanalın önümüzdeki aylardaki içerik planı ile ilgili konuşarak bitirmek istiyorum. Eğer ilk defa Duello kanalına denk geliyorsanız, Diablo sayesinde denk geliyorsanız özellikle, kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu kanal benim oyun hobimi izleyicileriyle paylaştım. Genel bir oyun kanalı, yani belli bir oyuna adanmış değil. İlk başta kart oyunlarıyla başladık, biraz daha sonra açıldık. Açıkçası oynadığım oyunlara bağlı olarak içerik değişiyor. Ancak ağırlığın role playing oyunlarında olduğunu söyleyebilirim. Yani belli kategorileri tercih ediyorum. Kanal izleyicimiz de genelde uyuşmakta o açıdan. Genel olarak ne yapıyoruz bu kanalda? Oyun incelemeleri yapıyorum ve ara sıra ilk izlenim, işte canlı oynanış videoları çekmekteyim. Hatta arada Kanal Duello'ya destek olan işte Serdar ve Levent gibi arkadaşlarım var. Yani tek kişi değilim, Şevket de var. Böyle bir hafif ekip olarak genişlemekteyiz. Onlarla beraber de genel oyun dünyası ile ilgili ara sıra canlı podcastler gerçekleştiriyoruz. Ancak bunun ötesinde açıklamaya ihtiyaç duyulan oyunlar için rehber niteliğinde videolar hazırlıyorum.
gerçek hayatta da eğitim sektöründe olduğum için herhalde biraz tecrübenin de etkisi var. Bu tip videolar genel olarak beğeniyle karşılanıyor izleyicilerimiz tarafından. Özellikle de Elden Ring oyunu için çektiğim kılavuzlar beklentilerimin çok çok üzerinde kaldı ve övgüler aldı. İşte bu videolara benzer içerikleri de önümüzdeki aylarda Diablo 4 için hazırlayacağım. Bunu şimdiden burada ilan edeyim. Takipte kalın derim. Ancak bu videolar başlangıçta ilk başlayanlara, özellikle bu oyunda yeni olan taze oyunculara yönelik olacak. Karakterler için, build videoları için biraz sabretmeniz gerekiyor. Çünkü içerik hazırlamam için de kendimin oynayıp tecrübe etmesi gerekiyor. Yani oynamadığım, başkalarından aldığım bilgileri size satmak istemiyorum. Ve bunu yapmak için de tabii ki zamanım kısıtlı, zamana ihtiyacım var. Çalıştığım ve aile geçindirdiğim için sadece akşam ve gece saatleri oyun oynayabiliyorum ama bayağı düzenli oyun oynayan biriyim, merak etmeyin. Ve oyunun da uzun soluklu olacağını dikkate alırsak sizi bayağı bir içerik bekliyor. Diablo 4 ile ilgilenmeyen oyuncu arkadaşlarımın da endişe etmesine gerek yok. Bir yandan diğer oyun içerikleri kanalımızda devam edecektir. Sadece Starfield veya Elden Ring Shadow of Erdtree DLC çıkana kadar diyeyim. Yani bu iki oyun özellikle önemli. Yaz programımız şu an için Diablo 4 ağırlıklı görünüyor. Bilginiz olsun. Evet, bu sefer resmen videomuzun sonuna geldik. Beğen tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Ve abone değilseniz, abone olursanız sizleri olabildiğince, elimden geldiğince memnun etmeye çalışacağım. Herkese oyunlu günler diliyorum. Hoşça kalın.